Herkese merhabalar arkadaşlar. İsmail Hacı Halilioğlu matematik öğretmeni kümelerde işlemler videomuzda devam ediyoruz. Bu videomuzda tümleyen ne demek? Önce ondan bahsedelim arkadaşlar. Bir A evrensel kümemizin alt kümesi olsun. A kümesinde olmayıp evrensel kümeye ait olan elemanların oluşturduğu kümeye A'nın tümleyeni diyoruz. Yani A'nın evrensel küme içerisinde bir A düşünün. A'nın dışında kalan kısım A'nın tümleyenidir. A üzeri bir virgül ile ya da A üzeri çizgi ile gösterecekler bunu size. Ne demek? X öyle elemanlardan oluşuyor ki A'nın elemanı olmayacak ama evrensel kümenin elemanı olacak diyoruz. Şimdi arkadaşlar A ile A'nın tümleyeninin elemanlar toplamı ne olacaktır? Evrensel kümenin eleman sayısına eşit olacaktır diyoruz. De Morgan kuralı var. Mantıktan 9. sınıf arkadaşlarımız hatırlarlar. Benzerini burada yapacağız. A birleşim B'nin tümleyeni, A'nın tümleyeni birleşim kesişim oluyor B'nin tümleyeni diye yazılabilir. Ya da A kesişim B'nin tümleyeni, A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni tam tersi şeklinde yazabilirsiniz. Bir kümenin tümleyeninin tümleyene kendisine eşittir yorumu getiriyoruz. Evrensel küme üzerinde çalışılan kümeleri kapsayan yeteri kadar geniş kümeye evrensel küme denir. Evrensel küme bir seçime bağlıdır arkadaşlar. Rakamların kümesi de evrensel olabilir. Reel sayıların kümesi de evrensel küme olabilir. Yani tüm kümeleri içerisine alan bir küme gibi düşünmeyin bunu. Sadece üzerinde işlem yaptığınız kümelerin en geniş kümesidir arkadaşlar. E ile göstereceğiz diyoruz. Evrensel küme ile boş kümenin birleşimi evrensel kümedir. Evrensel küme ile boş kümenin kesişimi de nedir arkadaşlar? Boş kümedir. Evrensel küme ile evrensel kümenin kesişimi evrensel kümedir. Evrensel küme ile evrensel kümenin birleşimi yine evrensel kümedir. Evrensel küme ile A'nın birleşimi yine evrensel kümedir. Evrensel küme ile A'nın kesişimi arkadaşlar ne olacaktır? A olacaktır yorumu getirebilirsiniz. İki kümenin farkı A ve B iki küme olsun. A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu kümeye A'nın ile B'nin fark kümesi denir. A kümesinde olup B kümesinde olmayan yer. İşte burası arkadaşlar. X öyle elemanlardan oluşacak ki A fark B'yi böyle gösterdik ya da slash'la gösterdin. X A'nın elemanı olacak ama B'nin elemanı olmayacak. Ya da B fark A'yı gösterelim sevgili arkadaşım. B kümesinin elemanı olacak, A kümesinin olmayacak. Tarayalım, taradık gitti. A kesişim B'nin tümleyeni. Şimdi iki küme düşün. Evrensel kümenin alt kümesi olsun bunlar A ve B. B'nin tümleyeni deyince A bu, B bu. B'nin tümleyeni B'nin dışında kalan her yeri taradı. B'nin dışında kalan her yer. A ile kesiştirdiğin zaman neresi oluyor? A fark B'yi bulmuş oluyorsun. İkincisini anlayalım. A'dan A kesişim B'yi çıkartırsan, A kesişim B bu. A'dan çıkartırsan neyi bulmuş olursun yine? A fark B'yi bulursun. A B'nin alt kümesiymiş. A'da olup B'de olmayan bir eleman var mıdır arkadaşlar? Yoktur. Bu da boş küme olacaktır yorumu getirebilirsiniz. Şimdi evrensel küme, iki kümenin farkı, tümleyen bunlarla ilgili arkadaşlar biraz soru çözelim. A'nın tümleyeni kesişim B fark A'nın tümleyeni işleminin sonucu hangisidir? Bu sorularda test çözerken özellikle ispatı istenmemişse senden şunu yap. Bir küme çiz. Elemanlarını yaz. A, B, C, D olsun. A'nın tümleyeni. A'nın tümleyeninin elemanları A'nın dışında kalan nedir arkadaşım? C ve D. B fark A. B'de olup A'da olmayan nedir? C. C'nin tümleyeni C'nin dışında kalan arkadaşlar. B fark A'nın tümleyeni C dışında kalan A, B ve D'dir. Bunların kesişimi. Kesiştirdiğiniz zaman ikisinde de ortak olan D. Yani burası. A birleşim B'nin dışında kalan bir eleman. A birleşim B'nin tümleyeni. Doğru cevabımız
Denizli olarak karşımıza gelir. Diğer soruda A ve B evrensel kümesinin alt kümesiymiş. A ile B'nin tümleyeninin toplamı 12. A'nın tümleyeni ile B'nin eleman sayısı toplamı 18. Evrensel küme nedir? Şimdi burada şunu unutma. Bir A kümesiyle A'nın tümleyeninin eleman sayısını topladığında ne oluyordu? Evrensel küme oluyordu. Aynı şekilde aynı alt kümeye ait, aynı evrensel kümenin alt kümesi olan B kümesini düşündüğümüzde bu da bu şekilde evrensel küme oluyordu. Bunları taraf tarafa topladığınızda A ile A'nın tümleyeni evrensel. Değil mi? B ile B'nin tümleyeni de evrensel. 12 ile 18 topladın 30. İki tane evrensel 30'sa bir tane evrensel kümemiz ne olacaktır? 15 olacaktır. Yorumu getirebiliriz. Evet, taralı bölgeyi bulalım arkadaşlar. Şimdi önce bunlara bir isim verelim lütfen. A, B, C olsun. A, B, C. Şimdi A kesişim, B kesişim, C nedir? Ne demek A kesişim, B kesişim, C? Üçünün de ortak olduğu yer. Üçünün de ortak olduğu yer neresidir sevgili arkadaşlar? Şimdi A'yı şöyle tarayalım. B'yi yan çizgilerle tarayalım. C'yi de nokta nokta yapalım. Hepsinde yan çizgi, değil mi, burada var? Nokta ve bunların buluştuğu yer, üçünün de ortak olduğu yer neresi oluyor arkadaşlar? Tam da işte bu göbek oluyor. Hem A'nın elemanlarını barındırıyor, hem B'nin elemanlarını barındırıyor, hem de C'nin elemanlarını barındırıyor diyoruz. B kesişim C. B ve C'nin ortak elemanları. B şu. C de diğeri. İkisinin ortak oluşturduğu yer, şurayı tarayacaksınız. B kesişim C burası olacaktır diyeceğiz. A kesişim C. Hem A hem C'nin ortak elemanları burası. Birleşim B. Bir de B ile birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar tam da taramak istediğim yer burası olacaktır. Yorumu getiririz. A kesişim C'de olacak, B'de olmayacak. Şimdi A kesişim C, hem A hem C'nin kesişimi burası. A kesişim C'de olup B'de olmayacak ne demek? Farklı yani bu. A kesişim C'de olacak, B kümesinde olmayacak. A kümesinin C'de olup B'de olmayan yer burası. Burayı ne yapmış oluyorsun? Çıkarmış oluyorsun. Yorumu getirirsin. A birleşim B'de olacak, C'de olmayacak. Şimdi A birleşim B burası. A birleşim B'de olup C'de olmayacaksa o zaman sadece şu kısmı tararım ve ifadeyi bu şekilde çözmüş oluruz sevgili arkadaşlar. B fark C. B'de olup C'de olmayan yer. Burası değil mi arkadaşlar? Bakın. B'de var ama C'de yok. C fark B. C'de olup B'de olmayan yer. Şurası. Bunun birleşimi ile A'nın kesişimi. A ile kesiştiğin yerler nereler arkadaşlar? Sadece şu koyu siyahla taradığım kısımlar olacaktır. Yorumu getiriyoruz. Var mı anlatamadığım bir yer? Evet, devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi biraz önceki gibi taralı bölgeyi bulmak dedik ya, hani sana sorar sen işaretlersin, bazen de taralı bölgeyi işaretler sen onun ne anlama geldiğini şıklardan bulursun. Tabi burada şıkkımız yok, kendimiz bir yorumlamaya çalışalım istiyorum ben. Şimdi şurası nedir arkadaşlar? Sadece C'de var değil mi? A birleşim B'de yok. C'de olup A birleşim B'de olmayan yer diyorum. Şu kısmı hallettik. Bu da A kesişim B'de olup ama C'de olmayan yer
olarak da burayı gösteriyorum. Bunları birleştiriyorum ve cevabım bu şekilde karşıma geliyor. Hocam ben bunu böyle değil başka türlü de ifade ederdim diyebilirsin. Sana kalmış hiçbir sorun yok. İstediğin şekilde yazabilirsin. Evet. Problem çözeceğiz. Hemen Venn şeması çizmeyi unutma. A kesişim B 4 gel buraya 4 yaz. B'nin eleman sayısına M dersek. Şimdi B'nin eleman sayısı M olacaksa arkadaşlar buraya ne kalacak? M eksi 4 kalacak değil mi? A'nın eleman sayısı 2M olacaksa o zaman buraya ne kalacak? 2M eksi 4 kalacak. Bunların hepsinin toplamı ne oluyor? 3M eksi 4. 20'ye eşit M kaç gelecektir? 8. Bir daha çiziyorum bakın. A, B. M 8 geldi. 8'den 4 çıktı. Burada 4 eleman var. Burada 4 eleman var. 8 kere 2 16. 16'dan 4 çıktı. Burada 12 eleman var. A'nın 16, B'nin 8 elemanı var. Evet her şeyimiz oldu. A fark B'nin eleman sayısı kaçtır sevgili arkadaşım? 12. B fark A'nın eleman sayısı 4. 12 bölü 4'ten cevap kaç gelecektir? 3 gelecektir. Yorumu getirebilirsin. B fark A 3. X tane A kesişim B'nin elemanı olsun. A birleşim B 16 ise 13 eksi X tane de burada eleman var. A'nın eleman sayısı kaç? 13. B'nin eleman sayısı kaç? X artı 3. Topladığında 24 oluyor ise X buradan kaçtır? 8. Bizden A fark B'yi X yerine 8 yazarsak A fark B'nin 5 elemanı olduğunu göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet diğer örneğimize devam ediyoruz. Çok basic bir question. A ve B verilmiş. Şimdi A fark B ile B fark A'nın toplamı kaç? 18. Burada x diyelim. 18 ile x'i topladığımda neyi bulmuş oluyorum? A birleşim B'nin elemanlarını bulmuş oluyorum. Buradan x dediğim şey 6. Yani A kesişim B'nin eleman sayısı 6 olacaktır. Yorumu getirebilirim sevgili arkadaşlar. Evet. Bu sorumuzda A fark B'yi sormuş. Kaç elemanı vardır? Tabii tam sayı olarak kaç elemanı vardır diye ekleyin lütfen. Burada bulmanız imkansız diğer türlü. Şimdi şöyle düşünün. Şurası 2 olsun. Burası 24 olsun. A kümesi 2 ile 24 arasındaki tüm sayıları bulundurur. B kümesi burası 5 olsun. Şurası 12 olsun ama 12 dahil değilmiş. Değil mi? Parantez olduğu için. Bu da 5 ile 12 arasındaki tüm değerleri bulundurur. A'da olup B'de olmayan. Şöyle bir çizin bakın. A'da olup B'de olmayan yer neresi? 2, 5 olduğu için 2 dahil ama 5 dahil değil. Birleşim. 12 burada yok, burada var. O yüzden 12 dahil, 24 dahil aralığı olacak. Burada hangi tam sayıları bulursun? 2, 3, 4. Burada hangi tam sayıları bulursun? 12, 13, nokta nokta 24'e kadar. Şimdi burada 3 tane var. 24 ile 12 arasında kaç terim var? Terim sayısı formülü son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. 12 artı 1'den 13 de buradan geldi. 3 de burada var. Toplarsak 16 tane eleman bulabileceğimizin yorumunu getirebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet bir sonraki küme videomuzda buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, iyi çalışın, hoşça kalın diyorum.